Hanımlar beyler, çok sevgili dostum Oğuzhan Uğur. Ayrıca da Ceren Taşçı. Ayrıca Ferdi Sancar ve ayrıca Hera konuklarım. Oğuzhan Uğur, Ceren Taşçı ve Ferdi Sancar 40 Yalan filmiyle buradalar. Hera'da yeni klibi ve şarkısıyla konuğumuz. Alkışlıyoruz. Evet, bir tek Hera'nın sizle alakası yok ve sizin de Hera'yla alakanız yok. Niçin seni bu masaya aldılar bilmiyorum. Aslında şöyle bir alakamız oldu. İki gün önce bir televizyon programında aynı kadroyu yine beraber konuktuk. Neden? Tesadüf. Allah Allah. Hangi televizyon programı? Bir başka talk show mu? Yok değil. Normal. Sabah. Nasıl bir program? Sabah gündüz kuşağı. Evet. Sabah gündüz kuşağı gündüz mı? Gündüz kuşağı. Hangi program? Niye söylemiyorsun? Gizli bir şey mi? Ya, yok bir söyleyelim. Niye söylemiyorsunuz kanalın adını ya? Apara'da günaydın hafta sonu. Apara'da mı? Apara. Apara. Oraya mı katıldınız? Apara'ya mı katıldınız? Günaydın hafta sonu. Ya bak talk show'lar ne hale geldi. Tabii. İnsanlar, çocuklar Apara'ya katılmak zorunda kalıyorlar. Sadece haber değil, ekonomi de var. Olay çok ağır. Eskiden Beyaz'da gelirlerdi, bana gelirlerdi değil mi? Bir de bizi yıllarca kandırdılar. Bana gelenler var, Beyaz'da hiç hoşlanmıyorum, onu çıkmak istemiyorum falan filan diye. Beyaz'da gider, o karnından nefret ediyorum falan. Halbuki biz sonra hepsini teknede konuştuk Beyazıt'la. Hiç böyle değilmiş, onu anladık. Peki. 40 Yalan filmi ve önce Hera'dan başlayalım. Tabii. Hera'nın işini halledelim, onu gönderelim. Sonra sabaha kadar oturacağız. Bir de bizim yayınlandığımız gece değil mi? 21 Aralık gecesi, yani kuantum mekaniğine göre yayınlanıyoruz orada. O gece çok uzun bir gece. En uzun gece. Sabaha kadar beraber. Sadece Hera genç olduğu için, erkenden uykusu geldiği için onun klibine bakacağız. Tamam. Ve Hera'yı uğurlayacağız. Görelim. Ne gerek vardı? Ozan'a ne gerek vardı? Ya projemiz... Ne gerek var? Ozan her şeyi yapmış olabilir. Şarkıyı bestelemiş olabilir. Her şeyi yapmış olabilir. Ama tekrar klibin ilk karesine dönelim. Şimdi bu fotoğrafı gördükten sonra ben şahsen izleyici olarak artık bir erkek istemiyorum. Can Yaman'ı getirsen istemiyorum. İstemiyorum çünkü tahammülüm yok. Bu kadar güzel bir kız, bu kadar güzel bir fotoğraf gerek yok. Ozan da güzel adam ama yani. Değil. Sen öyle sanıyorsun. Biz hepimiz, ben Show Radyo'ya geldiğinde de sana bunu anlatmaya çalıştım. Anlamıyorsun. Gözün kararmış. Can Yaman olsa tamam belki ama Ozan. Hayır, bir kere aradaki boy farkı korkunç. Değil mi? Yarı yarıya mı? Yok o kadar değil. Yarı yarıya değil mi? Can Yaman'ın boyu kaç? Sen oynadın ondan biliyorsun. Bilmiyorum boyunu. Nasıl lan yapma. Haksızlık olma. Bir kınama yazmışsın galiba. Evet. Ne yaz? Ne dedin kınamada? Öyle bir dünyada yaşıyoruz ki ben Twitter'ımı açtığımda her gün onlarca kadın haberi görüyorum. Ve böyle kalpten yaralanıyorum bu konuyla ilgili ve çok üzgünüm. Böyle şeyler yaşandığı için. O yüzden ekran önünde bu kadar insana aynı anda bir şey söylediğinizde bu kadar insanın aynı anda sizi dinleyebildiği bir güce sahipseniz, bence bu bir güç, oyuncu, yönetmen, yazar, her kimseniz. Bunu Can Yaman için söylüyorsunuz hayır, değil mi? Benim için hayır, değil. Hayır, herkes bana, için. Bana da mı söylüyorsun? Hayır, hepimize söylüyorum. Ha, peki. Kendimi de bunun içinde tutuyorum. Hmm. Önce kendi zihnimizden, dilimizden ve davranışımızdan bir kendimize dönüp bakmamız gerekiyor. Biz nasıl davranıyoruz ki bu durum bu hale geliyor? Bence çünkü hepimiz sorumluyuz. O yüzden sorumlu olduğumuzu fark edelim ne olur bu konuyla ilgili. Çok ilgi gördü. Çok ilgi görünce böyle kudurdu. Kudurunca ağzına her şey çıkmaya başladı. Belki böyle yapmayabilirdi. Ben üzülüyorum. Tabii Can Yaman'dan konuşmak istemiyorum özellikle. Bazen de çok istiyorum. Çünkü çok komiğime gidiyor Can Yaman. Yani ve bunları yapmasını bekliyordum. Allah'ım o mikrofon daha nasıl takılamazdı? Sen konuşma ben konuşacağım. Olsan takar mısın ne olur? Öyle bir şey yaptı ki burnuna taksa şey daha iyiydi. Şurası havada. Onu hallediyorum. Çok güzel. Şöyle. Ben Can Yaman'dan bilmiyorum. Konuşmaya devam ediyorum. Can Yaman'ı belki de idare... Taktı mı? Tamam. Niye? O çocuk benim programıma katılmıştı. Kaç sene önce? Hangi seneydi o? Can Yaman oturdu.
Masada. He? 2016. Şimdi 2016'da bir Can Yaman bana gösteriyorlar. Diyorlar ki o Can Yaman var ya, o bu. Olamaz diyor. Çünkü Can Yaman iki taneymiş, ikisini birbirine yapıştırmışsın gibi görünüyor şu an. O kadar büyümüş. Değil mi? Surat böyle olmuş. Kafa bu enine gitmiş. Vücut ince, tatlı, yakışıklı bir çocuktu. Çok efendi oturmamış mıydı? Efendi oturuyor böyle. Tamam efendim, evet efendim falan. Şimdi başka bir şey olmuş. Yani bizim dizide... Şey... Kafes güreşçisi gibi olmuş değil mi? Bir garip. Ha? Bizim dizide iki bölüm vardı. Ben mahalle tarafında olduğum için onlar reklam şirket tarafındalardı. O yüzden gerçekten çok fazla sahnemiz yok. Sette nasıl olduğunu da bilmiyorum. O yüzden yani gerçekten çok fazla vakit geçirdiğim biri değil. Tanımıyorum. Şimdi şey vücuduna hakim olamıyor. Bu genelde ergen erkeklerde olur. Şey oldukları için, büyüdükleri için böyle oturuşları kalkışlarına hakim olamazlar. Böyle olur. Mesela şöyle oturan tiplerdir onlar. Mesela ergen çocuklar şöyle oturur. Sanki burada bir beton blok varmış gibi. Halbuki aslında kapanabiliyor. Değil mi? Tabii. Yani kollar filan. Bu çocuk sürekli böyle duyar. Şöyle bir şey böyle. Humpty Dumpty gibi bir şey dolaşıyor. Ve göğsünü açıyor. Şeyine kadar. Böyle iyice açıyor. Oraya bir şeyler asıyor böyle. Mesela çalar saat falan filan böyle bir şeyler. Ondan sonra bir garip bir şey. Ve çocuğu tabii çocuğa öyle bir alan bıraktılar ki o herkesi şey yapabilir. Yani herkese öyle şeyler söyleyebilir. Yani sana bakalım falan filan. O yani olabilir. Bence olmamalı. Olmamalı. Ben kibar bir insanımdır mesela. Yani beni evde görsen çok kibarımdır mesela. Kadınlarla, erkeklerle filan. Mesela evde bile ben öyle olmuyorum. Yani çıplakken bile çok efendiyimdir. Yani böyle... Yani beni böyle çıplak düşün mesela. Ama düşün. Çıplakken bile ben böyle oturdum. Öyle niye olmuyor? Belki büyüyecek. Büyüdüğü zaman olacak. Peki. Şimdi senin klipten hakikaten gerek yok. Olsun. Görelim. Çeker yürek her günün akşamında. Hasretin yükselerek... Dur. Niye bir de ozansız bir montaj... Niye denemiyorsunuz? Çok güzel görünüyorsun. Kim çekti klibi? Erdi Sevinç çekti. Hiç tanımıyorum. Yeni... Yeni mi? Daha doğrusu... 5 yaşında mı? Hayır. Murat Küçük'ün yönetmen asistanıydı normalde. Çok iyi. Teşekkür çok ediyorum. İyi ve çok güzel bir siyah beyaz olmuş. Evet. Tonları falan filan her beraber şey. Beraber böyle çalıştık biraz aslında. Benim de ilgim var. Beraber. Neye ilgin var? Yani renklendirme montajda, her renklendirme de beraber mi yaptın? Evet, beraber Allah Allah, çok güzel olmuş. Maşallah. Devam. Yine sen diye, sen diye sayıklar. Bravo. Şarkı çok güzel. Bilmiyorum beğendin mi? Tabii çok güzel. Şarkı çok güzel. Gerçekten. Sağ olun. Ozan'ın bestesi. Ama, değil mi? Böyle efendim? 90'lar şarkısı gibi. Bir özlemişiz yani o dönem evet. Şarkıları. Evet. Ve sanki o bugüne uyarlanmış da baştan yaratılmış gibi çok tatlı bir şey olmuş. Çok ellerinize güzel. Sağ olun. Çok teşekkür söz ederim. Kimin? Söz Tuğrul Cerahoğlu'na ait. O da yeni sektöre giriyor ama çok güzel besteleri var. Bu şarkı zaten Ozan Doğulu'nun 130 BPM Crescendo albümündeydi. Daha yeni klip çekebildik çünkü bir anda bir sürü klip çektiler. Buna ancak peki bestesi geldi. Ozan'ın mı yoksa? Yok, beste söz müzik Tuğrul'un. Aranje olarak sadece Ozan'ın. Aranjesi evet. Ama çok güzel. Teşekkür çok... ediyorum. Pınar bana hatırlat. Ben bazı siyah beyaz sahneler çekeceğim. Ozan'ın yerine yerleştirmesi için. neydi hareketler? Birkaç tane böyle şey. Bir de öyle deneyin. Kim mi yaptı montajı dedin? Erdi Sevinç. Ben ona gönderirim. Hakikaten çok güzel görünmüyor mu? Çok hoş değil çok mi? Çok sağ olun. Hakikaten değil mi? Neslinin en güzel kızlarından birisi. Maşallah ses de çok iyi. Sağ olun. Evet evet güçlü gayet yani. Kesinlikle. Sağ olun. Ve de o oyunlar değil mi? Böyle bir varyasyonlar var. Çok güzel. Fotoğraflar çok güzel. Her şey çok güzel. Her şey çok güzel. Klipte aksayan tek şeyi sana söyledim. Onun dışında... Peki. Sen eskiden bir de şey yaptın. Spor spikerliği yaptım. Spor spikerliği yaptın. Ne oldu sonra? Bıraktım.
Yani bir süre yaptım sporu, yani futbolu daha çok seviyordum. Hı-hı. Öyle söyleyeyim. Takip de ediyordum ama tamamen Hı-hı. yani sevdiğim içindi. Sonradan bir teklif geldi aslında. Tamamen bir gün evde oturuyordum. Fox TV'nin spor müdür yardımcısı babamın arkadaşıydı. Hı-hı. Kalk dedi, ne yapıyorsun, artık çalışacaksın dedi. O sırada da yine de böyle hani oyunculuk teklifleri vardı. Diksiyon dersi alıyordum. Ne yapacağım peki dedim. Ama çok güzel diksiyonun. Teşekkür ederim. Evet. Ne yapacaksın dedi. Ne yapacaksın dedim. Artık dedi spiker olacaksın. Nasıl dedim, yapamam ki falan. Hı-hı. Gittik deneme çekimi yaptık. Bir anda böyle doğaçlama bir şey yaptım. Sen dedi zaten olmuşsun dediler bana böyle. Hemen başladık. Hı-hı. Sonra birkaç yıl yaptım, ondan sonra bıraktım. Yani peki. Çocukluğumdan beri müzikle ilgileniyordum aslında. Çok güzel. Klipte, bu klipte mi? Şöyle bir not var önümde. Klipte yaşadığı ayrılık acısına rağmen güçlü duran bir kadını canlandırmışsın. Evet, çok güçlü. Siz anladınız mı bunu? Tabii, onu alt metni belli oluyor zaten. Ya ayrılan yani. Bir kadın zaten hemen bu entarileri giyer ve... Ayrıldım canım. İşte çok güçlü taraftan. Güçlü. Evet, güçlü yani. Kesinlikle. Ayrıldım ve çok güçlüyüm. Peki. bu Ceren'le ilgili bir bilgi. Anaokulda gittiği tiyatro oyununda sahneye fırlamış. Tamamen öyle bir tipim var. Peki. Hadi bakalım. Şimdi film. Ay, heyecanlanıyorum onun için. Ben de çok heyecanlıyım. Ne kadar emek harcadım biliyorum. 40 Yalan filminin fragmanını izliyoruz hep beraber. Bittim be. Rezillik. Skandal üstüne skandal ya. Aslında bir bütün dünyada var olan bir format, bir hangout hikayesi. Tabii. Değil aynen. mi? Müthiş. Karakterlerin gerçek olması ve bu meyvenin orada bir şekilde tüketilmiş olması ve ufak tefek dedikodulardan ortaya çıkmış bir senaryo olmuş aslında. Biz de okuduğumuzda dedik ki bu bayağı aslında böyle bir matematiği var bu filmin, emin miyiz falan derken bunu yani oynadığımız karakterlerle tanıştık biz orada. Gerçek insanlar. Ana. Hala oradalar. Biri rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Ay canım. Onun dışında hepsinin gerçek olduğunu görmemiz. Trakya'da mesela bir sokakta 100 metre yürüdüğümüz zaman zaten filmin senaryosunun yarısını okumuş olduk orada. Bayağı bunlar dönüyor yani bütün memlekette. Dedik ki çok eğleniriz. Eğlendik de. Eğlendik, böyle bir evet. film oldu gerçekten. Of be. Hamdi Alkan nasıl bir yönetmen? Nasıl buldun? Sen ilk defa çalışıyorsun. Ben ilk defa çalışıyorum. Hı-hı. Zaten Bayrampaşa filminden ben hayrandım kendisine. Hı-hı. Çünkü hani hiç oyuncu olmayan mahkumları da orada yönetmişti ve filmde oynatmıştı. Filmin içinde çok da değerli bir filmdir o. O filmde onu görünce ben dedim ki mahkumları oynatabiliyorsa hiç oyunculuk yapmayan adam bizim gibi YouTuber'ları da oynatabilir dedim. Ve çok güvendim kendisine. Bıraktım kendimi. Vallahi öyle ama. Hakikaten bıraktım yani kendimi ona ve güzel bir şey çıkarttı. Sağ olsun. Şimdi biraz Ferdi'den konuşalım. Ferdi, ne düşünüyorsunuz film hakkında? Çok samimi düşüneceğim. Gerçekten çok keyifli oldu. Yani bunu herkes çok böyle söyler. Her yeni film çekmiş insan. Biz çok samimi film. Çok eğlendik. Çok bu benim yapımda da öyle bir şey yok. Hayatım boyunca hep ben gerçeği söyleyen bir adam oldum. Kendime göre gerçeği. Çok güzel bir ekip olduk önce. Hamdi Hoca çok yardımcı oldu. Biz birbirimize o kadar güzel bir bağ kurduk ki orada. Sanki yıllarca tanışıyormuşuz ve kendi aramızda hadi gelin bir film çekelim demişiz ve o sıcaklıkta bir film çekmeye çalıştık. Göz yaşım doldu şu anda. Nasıl? Bir sesini açalım. Şiir gibi ya. Ferdi'nin röportajlarından diyorsun ki küçükken tek hedefim vardı. 20 yaşında kendi paramla ya kendi yazdığım oyunu kimsesiz çocuklar yararına sahnelemek. İbret diye bir oyun yazdım. Dekorunu kendim yaptım. Bir tane minibüs kiraladım. Şoförlüğünü de kendim yaptım. Ve daha önce tiyatro tecrübesi yaşamamış 4 arkadaşımla birlikte kimsesiz çocuklar için Türkiye'yi dolaştık. Dolaştık. Bu çok idealist ve çok tatlı bir şey değil mi? Tiyatroyla alıp veremediğimin kalmadığı nokta oldu. Yani çok kıymetli bir şeydi o benim için. Hı-hı. Gittik Nusaybin, Silopi, Şırnak en doğudan en batıya kadar o dönemde 98 döneminde hatta yani 98-99-2000 dönemini ele alıyor bu. En doğudan en batıya kadar gezdik. Çok böyle huzurumuz, vicdanımız rahat bir şekilde geri döndük. Çok da mutluyum. Tekrar yapar mıyım? İmkanım olursa bence. Tekrar yaparım. Peki. Bu Oğuzhan senin kaçıncı filmin? 2 mi? 3 mü? 5 olması. Yapma ya. 5 olmuştur. Peki. Bu bir yandan
medya adamı olmak, bir yandan medya patronu olmak, bir yandan filmlerde oynamak, bir yandan sahnede olmak ve şarkı söylemek. Bunlar bence bu genç yaşta seni biraz hırpalayacak artık. Tabii tabii. Yani benim gibi ölüme daha yaşanılan yaşlarda tamam güzel çünkü beni ayakta tutuyor. Çünkü ben çalışmazsam eve gidip hastalanacağım. Yani 55 yaşın hastalıkları gelecek. İşte prostat, hemoroid, impotans. Başka ne var? Var mı 55 yaşını geçmiş aramızda? Vardır. Yani çok hastalık var. Kanserler, çeşitli şeyler falan filan. Ama ben çalışarak bunlardan yırtmaya çalışıyorum. Yani eve gitmezsem o hastalıklar olmayacakmış gibi. Anlatabildim mi? Yani koşuyor. Ama senin için senin yaşın genç. Buna dayanmak da zor olsa gerek. Çok çok yani fazla alan ve fazla koşturma finalde işin içinde seni boğuyor. Bazen kenara çekip bakman lazım yani. O kadar çok hata da yapıyoruz ki bu işleri yaparken. O hataları mesela bir süre sonra görmüyorsun yani. Çünkü çok işin içindesin. Mesela birkaç seyahatimiz oldu. Sinema filmi çekiminde de bu oldu. Sinema filmi çekimi mesela Lüleburgaz'da işte Kırklareli'nde geçiyor. Oraya gittiğimiz zaman bile şu kadarcık bir yol halbuki. Böyle dışarıdan bakıyorsun yaptığın işlere ve bazen ha bu neymiş diyorsun. Çünkü memur çocuğu zihniyeti bu. Aman biz şimdi kenara koyalım, kazanalım durumu biliyorsun abi. Hani bunu yapan da çok bizim sektörde. Hani ben de o furuya katılmıştım bir ara. Hadi daha garanti bir iş yapalım durumunda değildim de iş yapalım durumundaydım. Ama tabii yaşayarak öğreniyorum hepsini. Böyle tatlı tatlı eledik şimdi. Tatlı tatlı da gidiyoruz. Biraz daha az yoğunluk yani. Çok parayla ilgili bir problemin olmasın. Yaşlandığımızda hepimiz Beyaz Öztürk'ün dairelerinde kiracı olarak oturacağız. Bize uygun kira yapacak. Yani inşallah. Ben sözünü aldım. Bize uygun şartlarda kiraya verecek vallahi. Ama ben de bir şey koyamadım kenara. Açıkçası. Nasıl yani? Vallahi yok bir şeyim. Yani yok. Yani daha doğrusu para eder şeylerim yok. Yani çok fazla fotoğraf makinem, çok fazla gitarım, çok fazla tablo, çok fazla kitap, çok fazla şu bu. Ama apartman dairesi olarak bir şey koyamadık. Çok az. Çok yapıyorlar değil mi abi bunu? Yani bu sektörde böyle bu hızlıca para kazananlar hızlıca. Apartman dairesi var. 10 tane buradan alıyor. 5 tane şuradan alalım filan. Efsane yani. Duymuştum hani toplanıp böyle hatta arazi bakmaya tabii, gidiyorlar. Tabii tabii arazi bakmaya giden. Ben katılamadım. Beni aralarına almadılar. Niye? Çünkü başka eğlencelerim vardı. Yurt dışındaydım. Can Yaman'la beraber. Ben de kentsel kovalıyorum mesela daha ucuz kiralıyorlar diye. Neler? Kentsel dönüşümden kiralıyorum. Kentsel dönüşüm tabii. Evet. Orası uygun oluyor. Çok, yani bu emlak herkesin aslında belki yaşlandığı zaman bu kadar çok emlak biriktirmeye çalışmak. Özellikle gösteri dünyasında ya da müzik dünyasında bence yaşlanınca bundan memnun olmayacaklar. Bence olmayacaklar. Ama bir de kötü örnekler var. Şimdi televizyonda izlediğimiz zaman zamanında o çok hayranız, çok iyi işler yapıyor dediğimiz birçok insan televizyona çıkıp işte ah bak bugün ben nerelere geldim, keşke birikim yapsaydım diye böyle ağlaştılar. Biz de çok üzüldük. Evet. Onları görünce doğal olarak sanırım yeni nesilde kendini bir şekilde buna evet ama biz, şey bizim gibi insanlar biz birikim yapamadan ölmeliyiz. Kesinlikle. Çünkü belli bir tarihte çocuk yapmalıyız. Bir defa çocuk. Ve bugünkü Türkiye'deki eğitim masrafları birikime kesinlikle engel oluyor. Yani bugün bir çocuk okutan bir insanın hatta iki hatta üç çocuk okutan bir insanın yani pantolon alacak, don alacak hali yok. Her şey çocuklara gidiyor. Dolayısıyla tek amaç var çocuklara iyi eğitim vermek. Tek amaç bu. Yani eğitim mi mal mülk bırakmak mı? Hayır eğitim. Mal mülk hiçbir işe yaramaz. Çünkü eğitimsiz bir çocuk zaten onlara heder eder. Dolayısıyla bizim gibi insanların birikim yapamadan ölmemiz lazım. Çok ciddi söylüyorum. Boş ver birikim. Neyin birikimini yapıyorsun? Her şeyi var mı sende apartman dairesi falan? Yok. Hiç ha? Olsun da istemiyorum zaten. Bravo canım benim. Yani öyle çok öyle deme kız. Vallahi bak lazım olsa ne de öyle. Zaten o kadar kazanamıyorum da. Yani kazansam da çok daha çok gezmek, dünyayı görmek falan öyle şeylere daha çok ilgi duyuyorum. Bak bunu merak ediyorum. Köklenmektense bunu, yani. Bunu çok merak ediyorum. Gezdiğiniz zaman dünyada nereyi görüyorsunuz? Nasıl yani? Mesela Mısır piramitleri.
Fit. Herhalde öyle bir şey yok değil mi? Ben gittiğim yerde oranın insanı gibi yaşamayı çok seviyorum. Böyle hani şunu gezeyim, bunu gezeyim falan değil de sanki böyle oranın lokal, oralı gibi yaşamayı çok seviyorum. Ay, bir tatile mi gitsek beraber? Evli misiniz? Çok mutlu oldum. Beraber bir tatile gidelim. Olabilir. Vallahi ben de oranın insanı gibi yaşamayı çok seviyorum. Vallahi ciddi söylüyorum. Ciddi söylüyorum. Oralara gidilecek, buralara gidilecek falan. Oranın insanı gibi. Ama dil de konuşmak lazım. Evet. Marketten alışveriş yapıp, bazen böyle marketten alışveriş yapıp otelde yiyorum. Kızımla da yaptık, çok eğlenceli. Yatağın üzerine serdik bütün yaptığımız alışverişleri. Ondan sonra hepsini yedik. Hepsi, her şeyi. Torba böyle, torba aldık böyle marketten. Turistik gidilecek yerlerden çok gerçekten evet. Böyle keyifli keyifli, acele etmeden böyle. Orada yaşıyormuş gibi hissettiğimi çok seviyorum. Bunu nerede yaşadınız en son? Bunu en son Sırbistan'da ama ondan önce Londra'da kalmıştım 6 ay. Erasmus yaptım orada. Ana! Nasıl Londra? Ya çok güzel bence. Ben çok seviyorum. En çok Londra'yı mı seviyorsun? Yok, gitmediğim ve uzaktan sevdiğim ve gitmeyi hayal ettiğim yerler var. Peru mesela. Peru. Ben de çok merak ediyorum. Peru'ya giden Türkler var. Kafayı yemiş olanlar. Tabii tabii. Bana diyorlar ki var öyle gençler. Hatta bir tane Galatasaray'dan var mektepten. Diyor ki abi gel ben seni burada halledeceğim diyor bana. Bütün dertlerinden evet, bütün hepsini çözeceğiz diyor. Diyorum nasıl sonra döneceğiz lan yani. Benim tiyatrodan bir alt sınıfımdan bir arkadaşım gitti. 5 yıldır dönmüyor. Ve her sorduğumda çok mutlu. Nasıl? Sessiz gemi şarkısı gibi mi? Dönen yok ki seferinden durumu falan gibi mi? Nasıl lan? Çok acayip herhalde değil mi? Ne yaşıyorlarsa. Evet. Sormak lazım tabii. Tapınaklarda filan mı koşuyorlar? Basamaklarda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 filan bir şey yapıyorlar. Ama doğası da muhteşem. Maçak küçük falan. Çok güzel gözüküyor yani. Çok istemiyorum. Sen Domini'ye gittin geldin. Evet, evet. Survivor'a katılmadın. Katılanlarla şovlar yaptın. Aynen öyle. Videolar yani, çektin. Tabii. Yani akşam yorumcusu gibi bir şeydim ben orada. Çocuklar yarışıyordu, koşturuyordu, ediyordu. Doğal olarak o rekabetin verdiği bir stres oluyordu hepsinde. Ben de o stresten nemalanıyordum. Akşam benim masama geliyorlardı. Onları daha masan da... Masan mı vardı tabii orada? Tabii masayı da götürdük. Yani bir şekilde öyle dediler. Acun Medya senin belden aşağına alışmadı kimse. Sen bir şekilde gittiler ve hakikaten böyle masayla gittim abi. Onları manipüle ediyordum. Birbirlerine düşünmeye çalışıyordum falan ama güzel. Zaten öyle stresli bir ortamdı ki herkes birbirine düşüyordu. Çok eğlenceli tabii şeyler çıktı. Televizyon peki yayına başladın mı? Yayınlıyor yok, musun onları? Ocaktan sonra başlayacak yayına. Peki hem TV8 yayınlayacak hem sen mi yayınlayacaksın? Nasıl olacak? Nerede izleyeceğiz? Şu anda platform %100 kesinleşmedi. Aslında kesinleşti ama sanırım imzalar atılmadı. O yüzden herhangi bir yerde söyleyemiyoruz nerede yayınlanacağını. Tamam, fakat dijital medya olacak ve Ocak ayından sonra yayınlanmaya başlayacak diye biliyorum şu anda. Çok güzel. Peki o şey nasıl geliyor sana? Ada, o hayat. Yani illa o Dominik Panama olması gerekmiyor ama nasıl geliyor? Çok güzeldi yani yağmur ormanları, yani Güney Amerika sound'u işte insanlar çok rahatlar. Mesela Türkiye'de en son Twitter'a girip işte gündemi takip edip sonrasında uçaktan inince Dominik'in gündemine bakınca dedim yani millet neler yaşıyor, biz nelerle uğraşıyoruz bile dedim hatta inerim ben dedim bunu. Çünkü orada hani ada diyorsun, adamların geldiği tarih kabile. Yani bayağı hala mızrakla oturan adam var orada falan. Çok enteresan tabii. Güvenlik tehlikesi çok fazla. Çeteler birazcık daha hakim falan ortama. Yani düşünürsek oradaki ortamın ve oradaki ortamın Twitter'ının çok gergin olması lazımdı. Yani bu adamlar cep telefonu mesela akıllı telefon gösterdim. Korktu adam. Yani bana tapınacaktı falan. O şekilde deli. Hiç görmemiş orada mesela. Hiç çıkmamış kabilesinden. Ama mesela orada motosikleti almışlar kendilerine. Bir tane ablamız... Giymiş eteğini, oturmuş motorun üzerine pır 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 geziyor. Kahve var buradaki gibi, kahvehaneler var. Dedeler var böyle 105 yaşında oturuyorlar orada. Mızrakla. Mızrakla. Görmelisin abi, gerçekten çok kültürlerine bağlılar. Yani önünden böyle genç kızlar geçiyor denize giderken. Kısacık şortlar falan. Yani kimse dönüp bakmıyor bile. Hani o kadar aslında... Öyle bir empotans yani söz konusu. Biz, aynen biz hani deriz yani ya, gelişmemiş adamlar. O kadar kız adamlar geçiyor, hepsi aynen mızraklarını tutuyorlar. Mızrak abi ki biz olsak neler yaparız değil mi? Bakmıyor bile mızrağı tutuyor. Aynen. Tutacak yani bir şey var en azından. Tabii tabii.
Evet. Bak ben hala bu televizyon programı olduğunu hatırlatırım. Biz de bizim programdan geldik buraya. O yüzden hani biraz frenliyiz abi. Ama orada şunu gördüm yani. Adama diyorsun ya, aa kabile işte çok gelişmemiş bunlar falan filan diyorsun ama ya birazcık sanırım bazı konularda bazı şeyleri öteleyerek ya da çok üstüne düşmeyerek geliştirmişler kendileri. Ben çok şaşırmıştım. Hani inince böyle çok büyük bir edayla indim. Böyle ha kabileler gelin size bir şeyler öğreteyim falan filan. Bir şey öğrenip geldim. Vay be. Vallahi öyle oldu. Ne güzel ama bu aslında bütün gösteri dünyasından herkesi oyuncular için de değil mi? Başka ülkelerin insanlarıyla tanışmak, onları gözlemlemek çok önemli. Çok. Çok önemli. Her ne kadar tabii biz burada yerli işler yapmaya mecbursak da, yerli işlerle uğraşıyorsak da. Ben de şimdi Amedeus provalarındayım. Çok acayip bir dünya. Böyle şeyler, takılmalar falan filan yani böyle sahne üzerine filan. Hepimiz böyle saçma sapan tipleriz. Yani şeyde Sadiye Alışık Kültür Merkezi'nde yapıyoruz provaları. Herkes provalara böyle geliyor. Falan. Filan böyle. Ona, herkes böyle konuşuyor falan filan. Sonra peruklar filan takacağız. Böyle 18. yüzyıl adamları filan gibi dolaşacağız. Ben böyle kilolu bir bücürüm yani. Anlatabildim mi? Nasıl olacak bunlar? Hani böyle bir herkes de böyle bir havalar sen var. Sen de fotoğraf paylaştın ama. Ha? Fotoğraf paylaştın sosyal medyada. Paylaştım, paylaştım. Ama çok yani, da yakışmış bence ama. Allah razı olsun. Yani. Ama ilk günlerde böyle herkes ne haber selamun aleyküm filan diye geliyordu. Şimdi kapatalım diye geliyoruz. Yani bir 15 gün sonra bu hale geldik. Ya bu gözlemler filan çok acayip oluyor hakikaten. Değişiyor oyuncular. Tabii yani sonuçta bir de hani gözlemlediği şey çok önemli. Oraya kendini götüren de var ya Okan abi. Bizdeki en büyük sıkıntı o. Hmm. Yani ben hep onu anlatıyorum böyle. Adam Almanya'ya gidiyor ya. Ama Almanya'dan bir şey almak yerine mesela burayı oraya götürüyor. Bravo. Kendini bir anda, götürmek çok aynen, iyi lanmış o. Yani bir anda biz aslında oradan bir şeyler alıp onu kendimize, ülkemize ne bileyim oradan al teknolojiyi gel buraya ya da başka bir şey yap. Ama biz de gidip orayı biz yapmaya çalışma durumu. Mesela Amerika'dan videolar geliyor yani işte göbek attık şeyin ortasında falan atma işte. Orada Broadway var mesela onu izle. Gel buraya bize de öğret. Biz de öğrenelim. Hani paylaşım yok. Buradakini oraya götürme durumu var. O yüzden konu nereden başladı? Çok da akıllıca konuşmaya çalışıyorum ama konunun başını kaçırdım ya. Sonuçta evet abi çok etkileniyorlar oyuncular ve çok haklılar. Aslında temel fark şu. Dil konuşup konuşmamakla ilgili. Yani dil konuşanlarda da bazen abartılı bir şekilde oralı olmak var. Tabii. Aksansız. Yani. Ya mesela benim işte beraber seyahat ettiğim arkadaşım sürekli bir burada krustase yiyeceğiz. Ya ne? Abi nefret ediyorum ya. Bir sürü soğuk deniz böceği geliyor. Ve bu sümüklülerin içinden bir de ameliyat teçhizatı geliyor böyle bir hakikaten kadın doğumcu kadar şeyi var. İşte sümük çıkarıcı, böcek çıkarıcı, oradan onu çıkarıcı, buradan bir şey diyor. Ay afakanlar basıyor bana o sümüklü böcekleri yiyemiyorum. Ve hakikaten canım mercimek çorba, lahmacun filan istiyor yani. Yani niye dil bildiğim için de bunlara katlanmak zorunda değilim hakikaten yani. Krustaseler, yemekler, bilmem neler falan. Yani o kadar da değil. Belki o dengeyi bulamıyoruz. Ya bir de oradaki mesela durum burada da var aslında. Yani orada mesela oranın işte yemekleri nedir? Özel bir restorana götürdüler bizi. Açtım menüyü. Tabii ki okuyamadım. Ama ben bunun aynısını burada Cihangir'de de yaşıyorum. Etiler'de de yaşıyorum. Onları da okuyamıyorum ben de mesela. Hiç anlamıyorum. Ya şu çorba videosu. Özür dilerim. Şu çorba videosunu geçen programda yayınlayamadık. Niye şimdi yayınlayamıyorum? Ya gördün mü? Bütün şeyde çorba bulamamış. Yol yapıyorum diyor adam. Yol yapıyorum diyor. Oraya diyor ha, yazmış görmedim. Diyor. Totem koymuş diyor. Çorba yazıyor diyor. Çorba diyor. Bak görelim. Yollardayım ben. Ben gidiyorum. Yolun kenarına kocaman oraya çorba yazmış. Hayvan gibi toteme çorba yazmış. İçeri giriyorum. Ne çorbası var diyorum. Mercimek. Hayallerimle oynadım. Ayak lazım. Paça lazım. İşkembe lazım. Mercimekle. Madem yok. Neden oraya kocaman çorba yazıyor? Çorba. Bayağı benim televizyonu çıkmıyorken ki halim. Ya abi ben bayılıyorum adama yani. Tabii ki, ya şimdi tabii küfürleri yayınlayamıyoruz. O kadar doğru ki mesela bu adam kesinlikle Ankara Anlaşması'yla Londra'ya taşınamaz mesela. Canı sıkmışlar. Yani Londra'yı yakar yani. Mesela Paris'te oturamaz ya da Roma'da falan oturamaz yani. Kendi memleketinde rahatsız. Allah. Ulan yok mu yoksa niye toteme çorba yazıyorsun? Mercimek yaz o zaman.
yollardayım diyor. Yani bu bizim aşık olduğumuz mizacımız abi. Onu da protesto ediyor. Bir de mesela yabancı bir ülkeye taşınıp market kuyruğunda adamları düşüyor. Ankara Anlaşması'yla Londra'ya yerleştik. 8 saat market kuyruğundayız. Çok medeni. Biz yapamayız. Biz ya sana her bak bin kere söylüyorum. Londra'dan bana orman fotoğrafı, park fotoğrafı göndermeyin diyorum. Ben sincap değilim diyorum. 1000 kere söyledim. Biz o kadar vahşi değiliz. Herkes Londra'da inanılmaz parklar var. Ben aslan kaplan yavrusu değilim. Ben bir domuz ya da ne bileyim bir vahşi hayvan değilim. Her yerden ağaç fotoğrafı gönderiyorlar. Evet, İstanbul'da parklar az olabilir. Pek ağaçlık değiliz ama biz artık ormandan çıktık. Medeniyiz. Bu kadar beton olmasına da gerek yoktu tabii ki. Ama yani gerek yok. Çocuklarımız hep parkta. Niye eve götürmüyor musunuz? Orada mı uyuyorlar? Yani korkunç. Mesela bu gerçek. Bu gerçek, o gösteriş aslında. Mizacımız bu. Aynen. Çorba diyor ya. Gerçekten ben de böyle çok serzenişte bulunuyorum birçok şeye. Ben de demek ki yok. Benden çorbalardan memnun musun? Ben bayılıyorum. Ben değilim. Niye? Çünkü hiçbir yerde gerçek mercimek çorbası içemiyorum. Üstelik İstanbul'da. Hazır hakikaten çorba durumu mu? Hayır abi. Nasıl unlu. Yani? Ha. Unlu. Nefret ediyorum. Ya bu aynı bu adam gibiyim. Ya gidiyorum yani gittiğim mekan adı çorbacı. Bak bunun istediği her şey var. Ne var diyorum? Hayvanın orası var, burası var. Oradan çıkan tüyünün çorbasını yaptım. Kenarı var, şurası var. Ve bu kadar biyoloji ve hayvan anatomisi bana fazla geliyor. Bir süre sonra midem bulanmaya başlıyor herif menüyü sayarken. Diyorum ki hayvanata ayır, bir mercimek ver. Bak ben onun tersiyim. Abi bir mercimek çorbası geliyor, undan içemiyoruz. Niçin mercimek çorbasında sahtekarlık yapıyorsun ya? Niye? Mercimek. Adam söylüyor işte. Mercimek. Kaynat. Sat. Ne olacak? Hayır. Ona da un basacağım. Oradan da seni dolandıracağım. Neden? Ama yani şimdi adam tabii kendini çevreye göre donattığı için demek ki herkes her şeyde bunu yapıyor. Ben çorbamda niye yapmayayım mantığıyla hareket etmiş olabilir. Abi her yerde çorbacıya gidiyorum, sürekli işkembe içmek zorunda kalıyorum. Çünkü orada dolandıramıyor beni. İşkembe çorbasına un basabiliyor mu? Basamıyor herhalde. Dolayısıyla sürekli sarımsak kokuyorum. Merhaba. Şimdi tabii daha hızlıya alıyorlar konuyu abi. Bence öyle. Yani eskiden şey vardı ya, haberlerde önemli konular tartışılırdı. Bazı hani konuların çok fazla üzerine gidilirdi. Şimdi şey haberleri çıkabiliyor. Mesela haber değeri var. Yerde cüzdanını buldu. O adam cüzdanını gitti teslim etti. Ya da işte taksisinde para unuttu ve taksici gitti parayı verdi. Ya bu haber nasıl haber bu ya? Bu olması gereken şey bu değil mi zaten? Yani bunu çok böyle cafcaflı bir şekilde haberlerde sunuyorlar ve eskiden evet. Mesela hırsızlık şu bu nasıl utanç verici şeylerdi. Ya. Şimdi adam ne? Sen götürmedin mi oğlum bir şeyler? Salak. Hani bitti. Aa ben salak oldum. Şimdi namuslu muyum? Salak mıyım ben? Neyim? Onlar da madem millet bu kadar sağlam götürüyor ben çorbadan da kazanırım, çaydan da kazanırım mantığıyla geçtilerle galiba. Bana öyle geliyor. Biz mi, ben mi yaşlandım diye düşünüyorum. Yok ya. onlar için çok normal. Hatta sana şu anda birçok şaşıran insan da vardır izlerken. Aa saçmalığa bak işte un koyunca daha şey olmuyor mu ya para? falan. Abi Gaziantep'e gittik turneye. Yemekten iflahımız kesildi. Her seferinde söylüyor. Her şey o kadar lezzetli ki. Evet. Neden? Gaziantep'te şey mi sterlin mi harcıyorlar? Orada para kazanmaya ihtiyaç yok mu? Sen yani misafirsin orada. Mesela o abi diyor ki, hayır ben lokantada bana özel yemek yapılmıyor ki. Ama İstanbul'un meşhur bir yemeği vardır diyelim. Hani var mı öyle bir şey? Ben bilmiyorum, çok kültürüm yok o konuda. İstanbul'un meşhur hiçbir yemeği yok. İşte ondan demek ki. Ama Şanlıurfa'da ben böyle bir şey yedim çok kötüydü falan dedirtemezler. Çünkü o onların evi ve o onların alanı ve o yemeği sadece onlar yapar. Ama Adana'da aynısını yemiş arkadaşlar, hiç beğenmemişler gibi de yorum eklerler. Yok. Yani bu yüzden yani İstanbul'un kendine has bir şey yok ki. Değil mi? Şey yok. Yusuf sen mide fesadından hastaneye kaldırdın. Bunu sen biliyorsun. Mesela çorbalar inanılmaz güzel değil miydi? Ne çorbası? Beyran. Beyran müthiştir ama. Evet. Çok. Ben o beyrana beni götürmediler. Aa. Bunlar çünkü bütün gece yediler. Sabah hazmetmek için beyrana gittiler. Ben belli saatte o beyranı mesela
Tuncer bak, Tuncer. Kim Tuncer? Rock'n'roll Tuncer. Baba bayram çorbası içmeye gidecek mi? Rock'n'roll'u bak. Falan filan. İşte kültürü almak. Ha? İşte kültürü almak. Abi nasıl halk adamı haline geldi? Değil mi? Sanırsın dönüp programda falan. Yani çok acayip değil. Vur sazın tellerini. The Beyran Effect. Yavrum. Hakikaten. Ama çok namuslu değil mi? Bak Adanalı esnaf. Değil mi? Gaziantep esnafı, Mersin esnafı, Ankara esnafı. İstanbul'da ne oluyor abi? Ne oluyor İstanbul'da? Niye bütün mercimek çorbalarında un var ya? Ya nedir ki oradan? Kârın ne ya? Un kaç para, mercimek kaç para abi? Evet yani ne oluyor bu? Aradaki farkı ben de anlamadım ama demek ki var bir fark yani. Un koyuyor bu arada ama çok az. Kim koyuyor ya? Kıvamını benim annemin tarifine göre konuluyor. Yani çok az yağ ile beraber unla böyle kıvamını vermek için koyarsın her çorba. Çok koyunca ne kadar, nereden kâr ediyorsun? Tatlı kaşığı kadar. Ama nereden kâr ediyorsun mesela? Çok un koydum, nereden kâr ederim? Kıvamında herhalde birazcık daha. Ama kıvam tuttu. Ya başarısız? Ya niye mercimekle un? Ya niye una ne gerek var un? Ben de köfte yaptığım zaman çok ketçap sıkarım mesela. Çok çirkin köfte yaparım çünkü. Onun gibi bir şey mi kapatmaya çalıştılar acaba? Hayır abi her yer. Hele hele bu şey var ya. Sana bir yemek söyleyeyim ya buraya iş yerine falan. Aman diyorum sakın şeyden söyleme. İnternet üzerinden söyleme. Çünkü ne yiyeceğiz abi? Yani zehirlenmemek için İstanbul'da. Bak İstanbul'dan söz ediyorum sadece. Bütün illerimizde yemek meselesi çok namusluca yapılıyor. İstanbul'da hayır abi. Ya ne gelirsem mide ya şey hastalanıyorum ya zehirleniyorum. Evet. Hele hele internete üzerinden gel. Her şeyden zehirleniyorum. Yorumlara bakıyor musun? Ha? İnternetten söylediğin zaman yorumlara bakıyor musun? Nasıl hem zehirlenip hem de yorum mu okuyacağım? Zehirlenmişim. Ona şey diyeceğim. Sadece ben zehirlenmemişim. İyi. Öncesinde ne bileyim hani. Ben öncesinde bakıyorum mesela yorumlara. İzlediğim filmlerde yorumlar bakıyorum. Yorumlar da yalancı. O hale gelmişler. Zaten kendileri ki yazıyorlar. Zehirlenmiyorlar bile. Kendileri yazıyorlar. Şöyle bir şey. Ben onu da kendileri mi yazıyorlar? Aynen maalesef. Bazıları vay yapıyor. Vay hayvanlar. Yorumları da kendi. Orada yedik çok lezzetliydi falan. Onu da mı kendileri yazıyorlar? Maalesef. O kadar mı sahtekarlık var? Şey çok garip. Şimdi hani bazı insanlar da yapıyor ya bunu sektörde. Hani sosyal medyada kendine fake hesap açıp övüyorlar kendilerini yorumlarda. Birkaç kişi patladı hatta. Yanlışlıkla hesabını değiştirmeyi unutup kendi kendine yazmış. Onları da gördük falan. Da biraz konuştuk. Şey yazmış. Abi çok seviyoruz seni. İstanbul'a ne zaman döneceksin falan filan. Ama kendi hesabı. Sil. Yani bunları da görüyoruz. Yani bunlar kadar normal bir şey o da bence. Garsonlara yazdırmışlar orada. 10 tane yorum var tamam mı? Çok güzel. Harika. Parmaklarımı yedim. Şöyle böyle falan. Güzel, çok kibar. Sonra bir geliyor. Sıcak geldi. İşte şeyle geliyor. Promosyonuyla geliyor yani. Korkunç. Yani bir şey yapmak lazım. Vallahi öleceğiz ha. İstanbul için söylüyorum. Bak diğer bütün illerimizde çok iyi. Ve hakikaten ya ben bayram ve bak mesela Yusuf Gaziantep'i yedi. Mersin'e geçtik. Mersin'i yedi. Dayandı. Bak Adana'da yerken. Onlar İstanbul'da mı peki? Nasıl oldu Tuncer sen? Yerken düştü mü? Ya yerken düşüyor hastaneye kalkıyor. Ve bak. Ulan hiç şey bilmiyorum. Ya hep hayatımda bir mide fesadı. Vallahi mide fesadı geçirecek. Mide fesadı geçirecek. Hiç bilmiyoruz mide fesadını. Ben ilk defa Yusuf'u gördüm. Yusuf ben yoktum. Yusuf'un şeyden hastaneden bir fotoğrafı bu sefer de koluna serum bağlamış. İlk aklıma gelen lan niye bir de serum bağlıyor? Yeter kadar yemedi mi? Niyeymiş o serum? Temiz. Mide koruyucu mu? Sanırsın daha yiyecek. Valla çok enteresanmış. O konserler, biz de konser yapıyoruz bazen işte Adana'da. Evet sen her yere gidiyorsun. Ya gerçekten ekonomik de yemekler. Yani gitmiyorlar. Yani sana geliyor yemek, çıkmıyor. Ne demek istiyor? Abim biliyor işte. Tabii. Finalde hastane hepimiz. Bir şey söyleyeceğim. Gaziantep'teki bak orada bize hediye 4 tane şey verdiler. Ne o? Size vermediler. Tabii ben bana verdiler. siz gelmediniz oraya çünkü Gaziantep'te şeye gittik. Neydi adı? Dur söylemek istiyorum ya. Dur söyleyemem ama yayındayız söyleyemem. Ha söylemeyeyim. Sonraki keser çünkü kanal keser. Ne söylemeyeyim. Ayıp olmasın. Şimdi abi bana 4 paket valla ağzım sulanıyor anlatırken baharat verdiler. Şimdi geçen gece
Yine böyle bir Anadolu turnesinden gelişte sucuk almıştım. Oh. Allah herkese versin. Amin. Sabah 5 ve bütün bir gün hiçbir şey yememişim. Gittim abi gayri ihtiyari. Böyle yalnızım evde. Bir köpeğim bile yok. Ondan sonra aldım abi sucuğu. Çat 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 çat. Tas. Ondan sonra bir yarım mı 4/3 sucuk mu ne kocaman. Ve bütün o baharatları attım. Yani normal şartlarda ölmem lazım. Uykudan uyanıp o sucuğu yediğim için. O baharatları koydum. Gaziantep baharatlarına. Baba hiçbir şey yok. Aa. Nefis. Bir kalktım sabahleyin. Aa, tüy gibi hafif. Aa. Organik çünkü yani her şey değil mi? Baharat yapıyor. Değil mi? Baharat yapıyor abi. O baharat, o acı macı filan normal şartlarda İstanbul'a gelmiş hali o baharatın ya da İstanbul'da üç kağıt yapılmış, karıştırılmış haliyle hastanelik olursun o kadar baharatla. Hiç şey olmuyor abi. Zipsinde böyle. Sanki sanırsın ki şey yedim. Ne o? Kek enginardan küçük bir parça yesedik. Mide o vaziyette. Vay be. Bir kangal sucuk ve o kadar baharat. Hiç şey olmadı. Ya bütün mesele beslenmekle de alakalı aslında ama İstanbul'da bu anlattığımız üç kağıtçılığın artık sektörü var. Yani üç kağıtçılığa karşı şunu yapalım diye bayağı sektör yaptılar. Nedir o mesela? Organik. Evet. Artık her şeyin başına organik yazıyorlar. Durun nasıl olsa bunlar size yalan yanlış şeyler yediriyorlar. Ya. Bakın biz organik yediriyoruz deyip onlar da yalan söylüyor. Ya. Onların yalanına başka firmalar katıyor. Onlar da diyorlar ki bir dakika onlar yalan söylüyor. Biz daha yalan söylüyoruz falan diye katılıyorlar. Full yalandan başlayan bir sektör çıktı ve onları artık engellemek mümkün değil. Çünkü düzgün yemek yapan yani senin Urfa'da yediğin yemeği, Antep'te yediğin yemeği burada yapan adam diyor ki gurme burası. Buraya diyor yalnızca diyor özel insanlar gelebilir diyor. Bir menü fiyatı çıkartıyor mesela aklın gidiyor. Ne vaat ediyorsun diyorum organik yemek. Normal yemek yani. Yani bu Türkiye'de her yerde bu gayet hani normalken İstanbul'da normal bir yemek yemek çok pahalı. O yüzden diğerleri zaten bu kadar iş yapıyor bence. Bu et lokantaları ilk başladığında bir lokantaya gittim. Meşhur ismini vermek istemiyorum. Hep meşhurlar gitmiş oraya. Fotoğraflar. Mesela eskiden şişeleri vardı böyle. Eskiden çok büyük böyle kulüplerin filan. Gelenlerin şişeleri vardı. Burada etleri varmış. Ben kaç sene önce ilk defa görürüm. Bir tane beyaz Öztürk vardı. Kalça eti. Nasıl yani? Üstüne yazmışlar beyaz Öztürk diye. Hep bundan yer diye mi? O onu yiyormuş o eti. Ya. O eti yiyormuş o. Ha. Sonra beyazla ben bunu yani? Söyledim. Evet Beyazıt kaldırttı o eti oradan. Benim ödüm patladı. Herifi kestiler mi diye. İlk defa görüyorum böyle bir şey. Et var. Modaydı tabii şimdi. Şey modaydı. Var, şimdi artık geçti modası. Bir ara hepsini aslar mesela. Ben de desem ki mesela ayır ulan bana bu eti. Çünkü eti şey yapıyorlar ya, ne yapıyorlar eti? Lan o kadar götürdüm size oralara, hiç öğrenemedim eti ne yapıyorlar? Bekletiyorlar. Dinlendiriyorlar. Dinlendiriyorlar, işte. Bir şey yapıyorlar falan, et oluyor. Mesela ben de desem ki, ayır şuradan bana bir öküz, as oraya diyeceğim, Okan Bayülgen yazacak üzerine kocaman. Ya kötü, o hoş değil. Korkunç ve onun modası geçti Allah'tan. Evet geçti, ya. Bitti o. Fotoğraftan böyle oraya geldi, şu an onu bilmiyordum mesela. Falan. Korkunçtu. Eskiden... Gelen herkesin yani fotoğraflarını asıyorlardı. Duvarlarda yer kalmıyordu o yani. O sorun öyle değil. Kebapçılar benim var. Mesela bir mantıcı da bütün sevgililerimle var. Yine geldi. Serim var. Yemin ediyorum sana serim var ve çok kötü bir şey. Düşünsene. Kız arkadaşınla eğlenmişsin. Hani seni çok seviyorum falan mantıcıya gidiyorsun. Bütün diğer kızlarla var. Korkunç bir şey. Eyvah eyvah. Kaldırtamıyorsun da onları. Ve çok da lezzetli bir yer herhalde. Niye gidiyorsun abi sürekli o zaman? Hiç düşünmedim onu artık. Benim aklım çıkardı ilk fotoğrafı gördükten sonra. Ben bir kebapçıya gittim. Uğur Dündar'ın fotoğrafı var. Ünlü diye asmışlar dersin değil mi? Adam yakalarken programdan almış. SS almış. Yemin ediyorum ya. Demiş, o da ünlü asalım demiş yani. Halbuki Uğur abi o sırada fareyi gösteriyor. Fare bölümünü kesmişler. Crop da biliyorlar. Ben öyle Uğur abinin fotoğrafı. Çok acayip de o. O furya da çok tatlıydı gerçekten. Evet. Şeyde nerede? Şeyde gösteriyorlar İzmir'de yemeğe gittiğimiz yerde. Hem fotoğraflar var hem de ekranda gösteriyorlar. O kadar. O kadar. Eskiden gelmiş olanlar. Böyle o da acayip. Şimdi sosyal medya camiasında şey var ya bizim burada yemek ye bedava ye. Yeter ki bir story paylaş bir hikaye. Bayağı bütün hayatını bedavaya getiren YouTuber'lar var. Çok demek güzel. Ki çorbayı unlayan sadece lokantalar değil. Gidenler de çorbayı unluyor hakikaten. Facia bir şey bu ya. Çok evet. Eskiden duyardım ben mesela tatili bedavaya getirenler. Tabii çok yani. Çok öyle çok tabii.
Ya akıllı çocuklar ne güzel işte. Ben daha yapmadım ama bana sıkın bile şey diyorlar. Yapmıyorum. Niye yapmıyorsun? Yani story paylaşıyorsun. Yapma. Otelde bir hafta kaldın. İşte şunu yapıyorsun, bir hafta kaldın. Şimdi fotoğrafların asılması ve ekrandan konu buraya geldi. Çok daha garip. Yani artık seni restoran paylaşmıyor. Sen restoranı paylaşıyorsun. Enteresan. Ya ben Bodrum'daki dükkanı ilk açtığımda bana ısrar ettiler influencerları çağır diye. İstemiyorum dedim, sevmiyorum dedim. Zorladılar, çağırdık abi. Dükkanı soyup gittiler biliyor musun? Oh, nasıl ya? Yemin ediyorum ya. Yani bedavaya getirdikleri yetmedi. Bir de ne bulurlarsa alıp götürdüler. Çok acayip bir şey bu. Ya bu dayanılır bir şey değil. Ve bu hakikaten bütün bu influencer şudur budur falan. Ve bu gençlere de çok kötü örnek oluyor. Her apartmandaki her ev kızı influencer ya da youtuber olmak istiyor. Ne yapacağız abi? Şimdi ama tabii gösterilen... Ev kızıyım, youtuberım. Bu nedir lan? Bir meslek olsa daha iyi olmaz mı? Mesela işte şeyde gidiyorum, dişçiliğe gidiyorum, eczacılığa gidiyorum, hukuka gidiyorum, şuna gidiyorum. Buna. Ev kızıyım, youtuberım, influencerım. Ne konuda influence ediyorsun? Ya şimdi mühendis olan kadına bakıyor ve diyor ki onun hani gözlemliyor onu gencecik kız. Onun ayakkabılarına özenir, komşusunun ayakkabıları, mahalledeki kadınların ayakkabılarına özenir ya da kıyafetlerine özenirdi ya. Şimdi artık kafasını mahalleden ekrana çevirdi. Ekranda ne var? Okur 5 sene mühendis olur, sonrasında it gibi çalışır, kendine belki bir araba alır mühendis hanımefendi. Ama mesela ekranda baktığı kız kendine 2 tane şakayla kocaman bir minibüs almış. O da diyor ki kim uğraşacak şimdi gidip mühendis olmakla. Tabii ya. Yine oluruz belki okuruz falan ama baksana işin bu kadar kolayı varken yani çorbaya un katmak varken niye oturup orijinalliyle uğraşalım diyorlar aslında. Çok kötü. Tabii. Ve sen yani hakikaten bunları senin ağzından duymaktan çok mutluyum. Çünkü sen bu işte 2019 senesinde zirvedesin. Estağfurullah. Öylesin. Estağfurullah. Öylesin. Bu işten ne kazanılabilirse sen kazanıyorsun. Dijital medyada bir insan bütün dünya ölçeğinde yeni nesil insan, yeni nesil medya ne yapılabilirse en fazlasını yaptın. Bir çatının altındaydın, çıktın, kendi krallığını kurdun, kendi televizyonunu kurdun, yürüyorsun bunu. Her programa geldiğinde de söylüyorum. Şu anda bütün medya patronları kıskançlıktan deliye dönüyorlar. Çünkü Oğuzhan diye bir tip var ve adam sürekli dükkanını büyütüyor. Yeni yere geçtin. Tabii geçtik. Daha büyüğüne geçti. Ama un katarak değil, başarısıyla. Başarısıyla tabii ki. Küçük bir yerdeydi. Büyüdü, daha çok yayın yaptı, daha da büyüdü. Evet. Yani kapitalizm tarihi tekrar yazılıyor. Elmam vardı, parlattım, sattım, 2 elma aldım, parlattım, sattım filan gibi gidiyorsun ya. Böyle pa 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 pa. Yayın çok seyrediliyor. Evet. Ne koyarsan ertesi gün 2 gün içinde 2,5-3 milyon oluyor. Bu çok değerli bir şey abi. Çok ve 2,5-3 milyon olan kalçasını gösterdi videosu değil ki. Kavga etti videosu değil ki. Çocuğunu göstermedi videosu değil. Ya da bilmem saçmaladı videosu değil. Bayağı siyasi program yapıyor. Çat 2,5 milyon seyrediliyor. Bu olabilecek en mühim şey. Ne kadar kanal patronu varsa vallahi hepsi kapında dizilecek. Daha dizilmeye başladılar, daha da dizilecekler. Estağfurullah. Sağ olsunlar. Bekliyoruz. Hangi böyle var ya. İşi büyütmek için çok teşekkür ederim. Çok zarifsin. Ama öyle emekli oluyor bu. Tabii muhakkak yani biz de çok düşe kalka gidiyoruz. Çünkü biz kendimizi sattık. Yani ben bugün mesela bakıyorum YouTube'da bizim muadilimiz işler yapmaya çalışan çok arkadaşlar ama biliyorsun hani Asman'ın Konak çıktıktan sonra Zerda kesin çıkacaktır. Ya da onun muadil diziler. Çünkü hani bugün bir asker dizisi çok tutarsa yanına başka bir kolordudan başka bir dizi başlar. Bu işler böyledir Türkiye'de ama bizde de öyle oldu. Yani bir tane tip var çok fazla konuşuyor. Ben mesela benim kadar konuşan adamlara çok gıcık olurum. Yani ne biliyorsun sen her şeyi biliyormuşsun gibi konuşuyorsun falan filan derim. Ama bizim başka bir matematiğimiz vardı orada. İnsanlar bugün mesela aynısını yapmaya çalışırken stüdyosunu sunuyor insanlara. Mesela ya da konuğunu sunuyor insanlara. Konuk bak bu geldi vallahi bu geldi falan filan durumu. Ama biz kendimizi sunduk. Bravo. Biz iyi insanlar ya da kötü insanlar olarak ayırmadık kendimizi ve bir insanın herkesin böyle kötü bir tarafı vardır. Bizim de kötü taraflarımız ortaya çıktı direkt olarak mesela. Biz kendimizi sunduğumuz için oraya oynadığımız rolü değil de kendimizi sunduğumuz için. Doğal olarak insanlar da der ki ben bu adamı sevmiyorum dedikleri zaman beni sevmeyecekler.
Ama X bir kişiyi sevmedikleri zaman programı sevmeyebiliyorlar. Biz bu riskle girdiğimiz için çok hızlı yükseldik. Bunu anlatmaya çalıştım arkadaşlarımıza. Senin tabii ki, senin gibi bir ismin bu şekilde konuşması da beni çok duygulandırıyor. Her seferinde de kesip kesip annemlere gönderiyorum. Diyorum ki bakın Okan abi neler söyledi diyorum falan filan. Bayağı da mutlu oluyoruz. Onur'a... Evet ama bu doğru çünkü yani meslektaş olarak da. Bir de şöyle bir şey var tabii. Bu bütün bu gelişmeler, izleme alışkanlıkları yani stüdyomuzdaki seyircilerimiz için de öyle. Çünkü teknoloji çok hızlı gelişiyor. Ve pat yeni bir platform. Pat yeni bir alan. İşte şimdi mesela Türkiye'de Netflix var. Herkes Netflix'ten söz ediyor. Pardon, nerede Amazon? Amazon nerede? Amazon'da gelmesi geliyor, lazım. Geliyor, evet. Amazon gelecek ama mesela ben Paris'e gittiğim zaman bütün İstanbul'daki gibi sokaklarda Netflix görmüyorum. Paris'te Netflix diyorsun. Pardon. Çünkü bize her şey daha geç geliyor. Hayır abi, ne Netflix'i? Amazon. Amazon var. Tabii. Bütün Amazon reklamları. Hop Disney gelecek. Bir anda pat. Netflix, geliyorlar, Amazon, Disney. Peki ne var? Ne derler? Bizim Puhumuz var. Bizim Blue'umuz var. Onlar da bizim platformlarımız. Evet. Onlar da çok değerli. Ve platformlar öyle yükseliyor ki şimdi sinemada eyvah. Yani dolayısıyla bu şimdi diyor ki bunlar böyle tak 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 sinemadan çekilince patlamış mısır skandalı. Ne yapsak lan? Dijital platforma mı girsek? Bir dakika. Bir de bir boy ölçüsü alma filan oldu. Ne olacak mesela? Sinemayı değiştirecek. Ve değişecek hakikaten. Kesinlikle değişecek. Sinema değişecek. Sinema çünkü diyecek ki bir dakika ben prodüktör olarak bugüne kadar hep trend takip ettim, moda takip ettim. Ah salakmışım. Pardon, trend takip etmek yerine trend yaratmam gerekiyormuş. Bravo, vay. Aynen. O yüzden fırtlayanın peşinden koştum. Demek ki olmaması gerekiyormuş. Demek ki trend yaratmam gerekiyormuş. Bir şeyleri, farklı bir şeyleri de sunmam gerekiyormuş. Yoksa hep aynı şeyi sunarsam, hep aynı şeyi sunarsam demek ki seyirci sinemadan çekilirmiş. Ha ha ha. Kaç sene sonra? Bum. Ya çok fena tabii. Ama şöyle de bir şey var. Çok haklısın abi ama aslında başlıkları şey değil biliyor musun? Neyi farklı sunayımdan ziyade ya biz neyi satarızla ilgilendikleri için ve konu başlığı o olduğu için mesela yeni dönemde Netflix bir program veriyorsun Netflix'e. Sana şu kadar izlendi demiyor. Yok yani istersen patron dünya kralı ol. Asla o bilgiyi Netflix'ten alamıyorsun. Çünkü adamlar o kadar akıllı ki yeni para kazanılacak mecrayı aslında burada bize müjdeliyorlar belki de. Yani biz bugün mesela çıkıp YouTuber'lar diyoruz ya benim 3 milyon kişi izliyor bir günde ve 18-24-24-35 benim yaş kitlem diyorum mesela. Bu söylediğim şey o kadar değerli bir şeymiş ki. Tabii. Amerika'da şu anda yaşanmaya başladı. Bu konu artık sektöre dönüştü ve para kazanılıyor. Şimdi Türkiye'ye de gelecektir diye bekliyoruz. Netflix diyor ki ben sana senin kaç izlendiğin bilgisini vermem kardeşim. Çünkü ben bu bilgiyi satıyorum diyor. Yani biz zamanında diyorduk ya WhatsApp nereden para kazanıyor? Reklam almıyor, bir şey almıyor. Yani bu WhatsApp dediğimiz şey nereden para kazanıyor olabilir? Ya da Facebook patladı ya. Facebook'ta işte insanların bilgilerini paylaşıyorlar. Mesela o gün spor ayakkabısı bakan bir kadına o gün 500 tane spor ayakkabısı reklamı çıkıyor karşısına. Çünkü Facebook diyor ki ona bak bu bugün spor ayakkabısına baktı. Şimdi aynı durum bütün sosyal mecralarda gerçekleşiyor. YouTube'da, Netflix'te, işte diğer mecralarda. Adamlar o bilgileri satacaklar artık. O yüzden şey devri bitti artık. Hani insanları sinemaya götürmek için belli taktikler vardır ya. Hani çok klişe şeyler vardır. O klişelerin hiçbirini de insanlar yemiyor. Ama konu da değiştiği için insanlar adapte olamıyor. Ve yine ne kazanırız diye bakıyorlar. Hani keşke değiştirseler. Biz de çok süreç, bu süreçteki tehlike biz bir yandan Facebook patladı. Yaşlı malı oldu. Mezarlığa döndü diye düşünürken Libra'yı yapıyorlar ya şimdi Facebook parasını. Bugün Para 3 programı yaptık. Bu çekimden önceki çekim. Ve bütün dünya Facebook parasından, Libra'dan çok ümitli. Çünkü tamamen Afrika'yı hedefliyorlar. 1 milyar küsur insan ve kredi kartı, banka erişimi yok. Hiçbir erişimi yok. Parayla, şunla bunla ve alışverişi yani takası sana un getirdim, sen bana mercimek ver şeklinde olan takas aslında Facebook kullanımıyla çünkü çok kullanılıyor ve Facebook parası üzerinden bizim fırlatma
Zuckerberg. Yazık o da çok keko ya. Çok yani, satın hep baktığı yani. Hani dahi adam normalde. Dünyada öyle geçiyor. Bu dahi mi? Bu işte o dahi. Bu da hadi boşver. Yani Elon Musk'ın yanında tabii şey gibi gözüküyor. Dedikoducu herif filmini izlemedik mi? Ne güzel oynadı çocuk. Evet. Kızlarla birlikte olamayan dedikoducu çocuk. Nerd. Facebook'u başka kim kursun? O kuracak. Yani o fikir tabii. Senden çıkar mı abi mesela? Ya düşünsene. Çıkmazdı. Ben kızlarla beraber olurdum o sırada çünkü. İşte zaten onun... Evet. Ben Zuckerberg miyim? Ama düşünsene, bunu o kadar tatlı anlatıyorlar ki sana. Yani yaptıkları şeytani bir şey aslında. Çok şeytani. Instagram var mesela. Daha. Diyor ki Instagram, biz çok üzülüyoruz. Yani kullanıcılarımız like sayısını çok önemsiyorlar. Bu yüzden peki, depresyona WhatsApp, girenler WhatsApp, var falan. WhatsApp, aslında mesele Facebook değil. Mesele Facebook'un bütün Amerika Birleşik Devletleri seçimlerinde, diğer seçimlerde tabii. O şey meselesinde ne o... Cambridge Analytics bilmem ne falan skandalı da Facebook'un rolü değil. Asıl skandal WhatsApp. Tabii. WhatsApp. Şimdi bize de söylüyorlar işte. WhatsApp korkunç bir şey. Oradan öyle bir patlayacak ki herkesin donuna kadar biliyorlar. Tabii. WhatsApp'ta. Bütün erotik evet, mesajlarını biliyorlar. Bak bir gizli gizli orada şey yapıyor. Erotik mesaj ediyor. Seni şöyle ondan sonra filan. Sonra çöpe atıyorsun onu oradan. Bu mesaj şimdi. Silindi. Yok, öyle aynen. Bir şey yok. Silinmiyor mu? Keşke hiç kullanmasaydık. Bundan sonra o yüzden insanları mı özledim? Twitter'da falan linç ederken abicim dikkat et. Bak sen göz önünde ya, bir insansın. Ya Twitter çok saf yarın kalıyor. Yarın bir gün sana dönebilir yani içinde. Konu anladın mı? Ben yani şimdi, o WhatsApp korkunç tabii. Bir şey. Instagram'da dedi ya işte artık... takipçilerimiz bunalıma giriyor diye izlenme ve beğeni sayısını göstermeyeceğiz dediler, kaldırdılar. Şimdi teste başladılar, ben de gittim mesela, yok. Bunun sebebi de veri paylaşımı. Adamlar her şeyi paraya dönüştürüp insan hakları üzerinden yürüyorlar. O kadar şey, takipçi çöpe mi gitti? Hayır, takipçiler gitmedi. Hazırladım geldim. Yani orada yukarıda sayı gözüküyor. Ama mesela postun altında şu kadar bin insan beğendi ya da şu kadar kişi beğendi yazar ya. Sayı olarak. Ama rekorların var senin. Türkiye rekorların. İşte belki dünya rekorların var bu konuda. Onlar artık yok. Şey, videodaki görüntülenmeler? Onlar da yok. Onlar da yok. Onlar yok. Sadece şu diyor mesela şu ve binlerce diğer kişi bunu beğendi. Hmm. Ya da işte şu ya da şu kadar kişi diğer kişiler bunu beğendi yazıyor. İyi de onlar milyonlarca binlerce değil ki sende. Tabii ama sen kendi analitik görebiliyorsun orada ve bunu hani reklam alacaksan ya da işte ciddi sen kendin görebiliyorsun. Tabii kendin görebiliyorsun ama şeyi göremiyor direkt. Takipçi senin ne kadar beğenildiğini, ne kadar izlendiğini görmüyorum. Ama birçok insan için de iyi olacak bu. Gerçekten onu bir bahane olarak sundular ama insanlar delirmişti o konuda. Yani ben 11 yaşında çocuğu gördüm. Fotoğrafını siliyor. Çok eğlendiği bir fotoğrafı. Niye sildin abicim diyorum. Az beğeni aldı. Tutmadı demek ki falan diyor. Ya düşünsene hepsi televizyoncu kafasıyla sosyal medya yönetiyorlar. Delilik. Peki geri dönüyorum. Sadık Halime'nin babasını ikna etmiştir. Evet. Filme geri dönüyorum. Ve sonunda sevdiği kızla evlenebilecektir. Sadık'ın çocukluk arkadaşları kutlama için düğünden önce Pınarhisar'a gelirler ve kına gecesi buluşup kendi aralarında bir kutlama yapmaya karar verirler. Masadakiler mezeleri beğenmeyince Tahsin arkadaşlarına Afrika armudu marulayı ikram eder. Marula meyvesini yiyen herkes hayatlarının en kötü ve en komik sarhoşluğunu yaşarlar. Bundan sonra Pınarhisar'da hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Oğuzhan Uğur, Timur Acar, Ferdi Sancar, Ceren Taşçı, Berat Yenilmez, Hakan Merişler ve Zeynep Alkan oynuyorlar. Harikulade bayıldık. Çok özür dilerim, az vakit ayırabildim. Ama onun yüzünden. Ben de çok özür dilerim. Senden de özür diliyorum sevgili abi. Sizden de özür diliyorum. Bu gelmeseydi neler konuşacaktık? Hera teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Arkadaşlar Oğuzhan Uğur, Ceren Taşçı, Ferdi Sancar, Hera alkışlıyoruz. Teşekkür ederiz geldiniz.